Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Saat 02 ve tarih 19 Aralık 2022 Pazartesi. Çok fazla siyaset konuştuk değil mi? Ya biraz bilgilensek, birbirimizin bilgilerini tazelesek. Olabilir mi? Mesela devletten bahsetsek. Ekonomiden öyle uzun uzun değil. Mesela kısacık bir fıkrayla bahsetsek. Mesela soldan bahsetsek. Solla İslamiyet arasındaki bağlantıdan bahsetsek ya da bağlantısızlıktan bahsetsek. Buna benzer şeyler söylesem, buna benzer şeyler anlasam beni dinler misiniz? Dinleyenler dinleyecek elbette. Dinlemeyenlerin işi olanlar tabii ki haklı olarak işlerine bakacaklar canlarım. Küçük bir kız geçtiğimiz günlerde bakkaldan içeri giriyor. Elinde bir 10 lira, kağıt tabii 10 lira. Madeni 10 lira yok henüz. Bakkal amca diyor, bana bir çikolata verir misin diyor. İyi de küçük hanım diyor, 10 liralık çikolata yok ki. En ucuz çikolata 20 lira diyor. O halde bana bir 10 liralık sakız verin diyor. Sakız da yok 10 liralık diyor. En ucuz sakız 15 lira. Bakıyor şöyle etrafa. 10 liralık dondurma, oradan bana bir külah koyabilir misiniz? Küçük hanım, 10 liralık dondurma olur mu? Olmaz tabii ki diyor. Küçük kız 10 lira parayı tezgaha bırakıyor, dönüyor, yürüyor. Bakkal arkasından bağırıyor. Küçük hanım, küçük hanım diyor. Paranızı unuttunuz. Duruyor, dönüyor, ellerini beline koyuyor. Hayır diyor. Paramı unutmadım. Bilerek bıraktım. Neden? Hiçbir işe yaramıyor. Sizin olsun diyor, gidiyor. Ekonomide artık 10 liralar, inanır mısınız, hiçbir işe yaramaz hale geldiler. Hele o madeni paralar falan. Erkek pantolonlarının cebini yırtmaktan başka hiçbir şey yaramaz. Eğer para üstü verirlerse. Verebilirler tabii, 19 lira 90 kuruş. Buyurun 10 kuruş. Ben ne yapacağım 10 kuruşu? 10 liranın geçmediği yerde 10 kuruşun ne hükmü oluyor ki? Değil mi canlarım? Neyse, aslında böyle durumlarda anayasasında demokratik, layık, sosyal hukuk devleti yazan bir devletin vatandaşının satın alma gücünü koruması görevidir. Nitekim bütün merkez bankaların ana sözleşmelerinde merkez bankalarının görevlerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğu yazar. Bakınız, fiyat artışlarıyla mücadele etmek değil sadece. Fiyat düşmeleri de, yani normal seyrinde giden bir piyasa, yatay giden bir piyasa, yani sıfır enflasyon, birden fiyatlar düşmeye başlıyor. Bu da iyi değil. Bu da tehlikeli. O nedenle merkez bankalarının ana sözleşmelerine fiyat artışını önlemekle görevlendirilmiştir demez. Fiyat istikrarını sağlamakla görevlendirilmiştir der. Ne enflasyon ne deflasyon. Şimdi bir ülke düşünün, merkez bankası fiyat istikrarını sağlamak bir yana, fiyatlar almış başını gitmiş. Devlet diyoruz değil mi? Devlet. Ben her zaman ne diyorum? Devlet sadece bir organizasyondur. Millet adına, milletin kurduğu bir devasa organizasyondur. O devlet bütün kanunlarını parlamentos aracılığıyla milletinin lehine çıkarır. Yani milletin lehine derken, milletinin huzur içinde, barış içinde, refah içinde yaşaması için çıkarır. Devletin bütçesini yürüten, yöneten hükümetler, devletin yatırımlarını yapan, devletin harcamalarını yapan, yani millet adına harcama yapan, millet adına yatırım yapan hükümetler aslında nedir? Milletin hükümetleridir. Onların görevleri de keza yine yurttaşlarının refah içinde, huzur içinde, barış içinde yaşamalarını sağlamaktır. Günümüzden 2300 sene kadar önce halen çok bilinen, halen çok sevilen, çok saygı duyulan, elbette haklarıdır mutlaka ama onların her fikirlerine de inanmak zorunda olmadığımızı bilmenizi isterim. Ben de çok saygı duyuyorum. Mesela Ariston, tabii ondan daha önce Sokrat, Platon ve elbette Aristo için devlet
Bizim halen ne yazık ki Türk halkının, Türk milletinin ve Türkiye'yi yöneten politikacıların neredeyse tamamının, halkın tamamının değil, halkın önemli bir bölümünün kutsallaştırdığı devlet, Aristo'nun, Sokrat'ın, Platon'un savunduğu devlet idi. Hatta Jean-Jacques Rousseau'nun savunduğu, hatta Thomas Hobbes'un savunduğu devlet idi. Yani çok güçlü bir devlet. Herkes o devlete kul, köle olacak. Birey hakları en az, minimumda devlet hakları en yüksekte olacak. Öyle bir devlet anlayışı vardı. Çünkü o dönemin devleti yönetenleri, mesela Platon'un ya devleti yönetenler filozof olacak, ya filozoflar devleti yönetecek demek istemesinin temel sebeplerinden birisi de buydu. Neden? Çünkü eğitimli, aydın insan sayısı her 100 kişide 3 kişiyi bile ancak bulabiliyordu. Hadi 5 kişiyi bulabiliyordu. Ama geri kalan 100 kişiden 95 kişisi cahildi, eğitimsizdi. Kendisini devletin kölesi olarak kabul ediyordu. Devletin daha ilerleyen yıllarda dinin ya kilisenin ya caminin ya havranın kulu, kölesi sahibi zannediyordu. İşte o devlete ceberut devlet diyoruz biz günümüzde de. Ancak daha ilerleyen yıllarda John Stuart Mill geldi mesela. John Stuart Mill dedi ki devlet ne kadar güçlü olursa halk, millet o kadar perişan olur. Çünkü devleti ele geçiren politikacının itirazının önüne geçebilmek mümkün değil. Politikacı devleti ele geçirdikten sonra artık kendisini devletin sahibi görüyor. Oysa devlet kimin devletiydi? Milletin devletiydi. Bu daha ilerleyen yıllarda işte gerek Hayek olsun, gerek Asia Berlin olsun, daha sonra 20. yüzyılda ünlü liberal filozoflardan Nozick olsun, Nozick kağıtta nasıl okunuyorsa Robert Nozick olsun, onlar ise tam o Aristo'ların, Thomas Hobbes'un karşıt fikirdeydiler. Onlar diyorlardı ki minimum devlet, maksimum millet hakları. Günümüzde bu öyle bir noktaya geldi ki ne tam liberallerin düşündüğü gibi ne tam devletçilerin düşündüğü gibi. Karl Marx için devlet zaten yüce bir varlıktı. Her ne kadar bütün üretim araçları halkın diyor idiyse de aslında biliyorsunuz ilk defa uygulandığı Sovyetler Birliği'nde her şey devletindi. Halk bile devletindi. Yani bırakın üretim araçlarını, halk bile devletindi. Sonra bakınız, övmek gibi olmasın, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'sinde mesela hayır, köylü milletin efendisidir lafı bile, orada okuma yazma bilmeyen eğitimsiz kadınlara oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı verilmesi bile aslında siz devletin sahibisiniz mesajını vermek içindi. Mutlaka biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz varsa da sayıları çok azdır. Ben yine de o bilmeyenler için söyleyeyim. Ya da bilmemiş olabilme ihtimali olanlar için söyleyeyim. Sokrat gençleri baştan çıkardığı iddiasıyla, onları dinsizliğe sevk ettiği iddiasıyla, tanrılara hakaret ettiği iddiasıyla ölüm cezasına çarptırıldı. Baldıran zehir içecek ve ölecekti. Karısı dahil çevresindeki bütün dostları Sokrat'a dediler ki hadi kaç git. Ya git terk et ya. Yine dışarıda eleştirilerine devam et. Ama bunlar seni öldürüyorlar, öldürecekler. Hayır dedi Sokrat. Ben devletime saygı duyuyorum. Ben devletimin kanunlarıyla yargılandım. Ben kanunlara saygılı birisiyim. Romantizme bakar mısınız? Romantizme bakar mısınız? Sokrat gibi o dönemin değil, hala dünyanın gelmiş geçmiş en büyük filozoflarından sayılan birisinin bile devlete olan romantik saygısı, yanlış saygısı ölümüne sebep oldu. Oysa Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Devlet hakkında idam cezası çıkardığı halde
Bırak bu çalışmaları dediği halde devleti de devletin kanunlarını da dinlemedi. Ya canlarım be. Mustafa Kemal Atatürk ya Sokrat'ın yaptığı gibi yapsaydı. Devleti Ali Osmani benim devletimdir. Kanunları başım üzeredir deseydi. Pes etseydi. Teslim olsaydı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet yoktu. Burada mutlaka bir devlet vardı. Ama üzerinde yaşayan bizim atalarımız ve haliyle bizler eğer var olacak idiysek kim bilir hangi devletin mandası ya da kulu kölesi olacaktık. Egemen devletlerin çıkardığı her kanun saygı duyulası kanun değildir. Çünkü o devletlerin kanunlarının saygı duyulası kanun olması için o devletin yargısının adil olması şarttır. Adaleti olmayan, hükümdara bağlı, hükümdarın ağzından çıkan her sözü bir emir telakki eden bir kadı ya da bir savcı ya da bir yargıç ve onun vereceği adalet olabilir mi? Oradan adalet çıkar mı? Çıkma ihtimali var mı? Sıfır ihtimal. İşte Mustafa Kemal Atatürk o dönemde onu yaptı. Şimdi gelelim canlarım. Az önce videonun başlığına da koyduğum gibi. Müslümanlar neden solcu olmuyorlar? Hiç düşündünüz mü? Mutlaka düşünmüşsünüz. Geçtiğimiz günlerde sevgili bir dostum yurt dışında yaşıyor. Bana solcuların neden Müslüman olmadıklarını ya da bu konuda benim neler düşündüğümü sordu. Yurt dışında yaşayan dostum, arkadaşım, kardeşim de biliyor ki bilhassa Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Belçika'da yaşayan, Hollanda'da yaşayan, Avusturya'da yaşayan Türk Müslümanları oylarını sol partilere verirler. Çünkü orada onlar için dinli olmak, dinsiz olmak çok önemli değildir. Sol bir partinin Hristiyanlık dinine karşı çıkması aksine bizim oradaki Türk Müslümanlarının hoşuna bile gidiyor. Ama aynı Türk Müslümanları Türkiye'ye geldiklerinde içinde sol kelimesi olduğu için rahmetli İsmet Paşa bundan sonra sol siyaset yapacağız demişti 1961 yılı seçimlerine giderken, 61 seçimlerine giderken hemen sağcı siyasetçiler ortanın solu Moskova yolu. Bizim ülkemizde ben kendimi bildim bilesi, diyelim ki 7 yaşından beri kendimi biliyorum. 64 yıldır Türkiye'de sol deyince akla Moskova, Moskova deyince akla dinsizlik, Allahsızlık, kitapsızlık gelir. Şimdi öyle gelmiyor. Şimdi Türkiye yönetenler son 7-8 yıldır ortanın solunda değiller ama Moskova'nın yolunu bırakın, Moskova ile kucak kucağa oturuyorlar. Peki Türkiye'de ne oluyor, neden oluyor? Türkiye'de abi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı çatalını sol elinle adab-ı muaşeret kuralları gerektirdiği halde sol elinle çatalını tutmuyor. Bıçağı sol elinle alıyor, çatalı sağ elinle alıyor. Neden? Günah diye. Müslüman kıçını sol eliyle siliyor. Sağ eliyle silmez. Neden? Sağ el mübarek. Sol el, siktir et sol eli. Erkeklere sakal tıraşınızı sağ tarafınızdan, sağ yanağınızdan başlayarak olunuz diye emir olan bir dinimiz var bizim. Yani sol mekruh. Bırakın solun iktisadi sistemini, solun daha adil olduğunu, daha eşitlikçi olduğunu, daha fırsat eşitliğine sebep değer verdiğini, insan haklarına daha çok değer verdiğini, hukuka daha çok değer verdiğini. Gerçi bunlar da biraz romantizm ama genelde öyle. Ama bizim halkımız onu anlamaz. Bizim halkımız adaletten, haktan, hukuktan, insan haklarından, moderniteden, nezaketten, kusura bakmayın yani. Anlamaz. Soldan da korkusunun sebebi Allah Allah. Bu solcular herhalde kışlarını sahillerine yıkıyorlar diye düşünürler. Klozet olduğunda düşünmezler çünkü onların evlerinde hala ya sarayda bile. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sarayında bile hala tuvaletler Alaturka imiş. Ben görmedim. Beni zaten sokmazlar oraya.
Canlarım. Yani onun için bizde Müslümanlar, Türk Müslümanları solcu olmuyor. İhsan Açıkel var. Ya İhsan Açıkel çok akıllı bir adam da onun için sol Müslüman. Adam akıllı. Çünkü İslamiyet'teki sol sağ ayrımının, sağın mübarek, solun anti mübarek olduğu konusunda halkın inandığı gibi inanmıyor İhsan. İhsan Hoca neye inanıyor? Gerçekten insanlar arasında adalet olması gerektiğine inanıyor. Tam eşitlik istiyor mu bilmiyorum. Duymadım o kadar. Ama İhsan Hoca da sanıyorum benim gibi düşünüyor. Yani en az eşitsizlik zannederim, emin değilim. Yani canlarım söylemek istediğim şu. Türkiye gibi de Türk Müslümanları ne yazık ki sosyal adaletin ya da sosyal adalet taahhüt eden partilere sağcı partiler tarafından solcu parti sıfatı yapıştırıldığı için kaçıyorlar, korkuyorlar. Bunlar Allahsız, bunlar kitapsız, bunlar dinsiz diyorlar. Ben onun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinle ilgili konulardaki yaklaşımlarına destek veriyorum. Çünkü din hiçbir siyasi partinin tekelinde olmamalı. CHP din karşıtı bir siyasi parti olmadığını bırakın anlasın. CHP bırakın insanların giyimlerine, kuşamlarına, yaşam tarzlarına karışmayacağını, karıştırmaması gerektiğini anlatsın. AKP anayasayı mı değiştirecek? Anayasa değişikliğiyle kadınlarımızın başörtü özgürlüklerini mi getirecek? Ya bırakın. Anayasa değişikliğiyle getirsin. Yani niyetiniz mi var iktidara gelince kanunu değiştirmeye? Anayasa değiştirmek zor diye mi korkuyorsunuz? Ya bırakın, korkmayın ya. Bırakın özgür kalsınlar ya. Ben bakıyorum burada, görüyorum. 24-25 yaşında, 27 yaşında genç kadınlar, başörtülü, türbanlı. Ama yanlarında kızlarına bakıyorum. Kızları son derece modern. 8-9 yaşında kız çocukları var. Evet, erken evlenmişler belli. Ya da 30-35 yaşında başı örtülü, yerlere kadar pardüsüsü. Belli ki çok mutaassıp, çok mütedeyyin bir Müslüman. Ama bakıyorum yanında 15 yaşında, 18 yaşında kızı son derecede modern, saçı açık, başı açık, üzerinde modern bir kıyafet. Ya bırakalım bunları, geçelim artık. Bu çocuklar, bu genç kızlar gelecekte İranlı genç kızlar gibi olmak zorunda kalmasınlar, kalmayacaklar. Bizim kavgamız o olsun. Yani özgürlüğü, başörtülerine, her türlü giyim kuşama özgürlüğü gerekirse anayasayla verelim. Ama mollaların yaptığı gibi yapmayalım. Mollaların yaptığı gibi yaparsak birbirimize düşeriz. Birbirimizi kesmeye çalışırız, Allah korusun. Hafazan Allah. Nepotizme gelince, nepotizm kayırmacılık. Nasıl kayırmacılık? Akraba kayırmacılık. Nepotizm, demokratik, layık, sosyal hukuk devletlerinin bir nevi Hint sıçanıdır. Hint sıçanı. 5 santimdir. 5 santimlik bir sıçan. Ama 5 tonluk filin uyku sırasında hortumundan girer, içindeki bütün iç organlarını yer, fil bir daha uyanamaz. Onun için nepotizm, demokrasilerde en tehlikeli siyaset iktidar hastalığıdır. Türkiye nepotizm belasına düştü. Hint sıçanı bu devasa dev gibi ülkenin iç organlarını yiye bugüne kadar geldi. Onun için ekonomik sorunlarımızı çözemiyoruz. Çünkü iç organlarımız tam teşekküllü çalışamıyor. Uykudayız. Daha önce uykudan uyanmış değiliz. İşte bütün yapmamız gereken devletin içine kaçmış olan bu Hint sıçanını bir an önce oradan çıkarıp alıp dışarı atmak. 5 santimlik ya, 5 santimlik Hint sıçanı 7 tonluk, 6 tonluk fili öldürebiliyor. Neyle? Demokrasilerde neyle öldürülüyor devlet? Demokrasilerde Hint sıçanı ne? Nepotizm, akraba kayırıcılığı. Liyakat yerine sadakati aramak. Liyakatli birini bir göreve vermektense akrabayı, eşi, dostu, yengeyi, amcayı, dayıyı, halayı, kuzeni, eltiyi onları vermek. Ya Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunlarından biri bu zaten. Nepotizm. Nepotizmden kurtulacağız mı? Kesin kurtulacağız. Kurtulmak zorundayız. Başka hiçbir çaremiz yok. 6 tane partiden oluşan bir iktidar nepotizm yapamaz zaten.
Geriye dönüp baktığınız zaman genelde nepotizmin hep tek parti dönemlerinde olduğunu görmüşüzdür. Tek parti dönemleri de bereket öyle çok fazla uzun sürmedi. Bir Menderes dönemi 10 sene sürdü. Bir belayla, Allah'ın belası bir darbeyle son buldu. Süleyman Bey'in tek parti dönemi çok uzun sürmedi. Normalde 65-69 arasında ki harika yönetti 4 sene. 69-71 karmaşa dönemidir. Adalet Parti tek başına iktidar ama içinde 40 tane, 45 tane sürekli hem Adalet Parti milletvekili olup hem Adalet Partisi'ni çelmeleyen daha ziyade o dönemde bugünün AKP'sine benzeyen milletvekillerinden oluşan bir demokratik parti oldu. Çıktı daha doğrusu içinden. Yani Süleyman Demirel de tek başına iktidarda uzun süre kalamadı. Turgut Bey de 1984-1987 yılları arasında çok uzun olmayan bir dönemde tek başına iktidar oldu. Ama AKP 20 yıldır tek başına iktidar. 20 yılda nepotizmin artık zirve yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Acı çekiyoruz. Evet, çektiğimiz acıların en önemli sebeplerinden birisi arkadaşlarım, canlarım, torunlarım ne yazık ki nepotizm isimli Hint sıçanıdır. Ama geçecek bunlar. Yepyeni bir iktidar kurulacak. Nepotizm isimli beladan ülkemizi kurtaracak. Liyakat, liyakat, liyakat. Sadakat sadece ve sadece devlete olur. Siyasetçiye sadakat olmaz. Çünkü siyasetçinin de sadakat yoktur. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Enseyi karartmayın. Moralinizi yüksek tutun. Ve hep her zaman tahammüllü olun.